Yanıma almıştım, dağıtmıştım, gerek yok. Merhabalar, hoş geldiniz. Zorba Kitap Evi'nde yeni bir söyleşi, yeni bir yazarla beraberiz. Yazar Turan Yıldırım İstanbul'da yaşıyor. Öncelikle İzmir'e hoş geldin diyelim. İki öykü kitabı var, YouTube kanalı var. Edebiyata tam anlamıyla gönül vermiş birisi. Hem yakından tanıyalım, hem biraz hayat öyküsünü dinleyelim. 83 doğumlu, İstanbul doğumlu olduğunu biliyoruz. Devamını senden alalım. Şöyle, hep kitapların olduğu bir evde büyüdüm ama kitaplar derken o eskiden gazetede ansiklopedi verirdi. Ansiklopedilerin olduğu bir evde büyüdüm. Ve ben oyuncağım çocukken ansiklopedilerdi. Yani dışarıda top oynamak diye bir şey hiç zaman arzu etmedim, istemedim ve o kitaplar, oyuncağım kitaplardı ve yani okumayı yazmayı bilmiyordum ama onlarla oynuyordum. Oradaki işte görseller hepsi ilgimi çekiyordu. İşte okumayı öğrendikten sonra da şöyle bir duruma dönüştü iş. Dünyadaki tüm ülkelerin bayraklarını, para birimlerini, başkentlerini, nerede olduklarını bilen birine dönüştüm. Sonra bu hayvanlar, bitkiler, sonra her şey. Kelime, özellikle kelime kökleri, kelimeler, farklı diller, farklı dillerin kelimelerine dönmeye başladı. Ve ilk bir metin yazdığımda yıla baktım, 94 ya da 93. Zaire'ydi o zaman, şimdi Kongo Cumhuriyeti oldu. Ebola salgını. Çocuklar ölüyordu. Haber bir tane açıktı bizim evlerimizde. Öyle gibi çocuğun psikolojisi falan öyle bir durum yok tabii ki. İzliyordum hepsini. Sivas katliamını da orada maalesef haber bülteninden görmüşlüğüm var. Ve o çocuklara üzülüp bir defter almıştım. Kırtasiyeden o zaman. Ve oraya şiirler yazmaya başladım. Ebola'dan ölen çocuklar için. Sonra tabii ki zaman geçti. İşte okul yılları vesaire. Gerçek manada edebi eser okumaya 20 yaşında başladım ama öncesinde de çok fazlasıyla demin Ahmet arkadaşımızla konuşuyorduk. Yakın dönem Orta Doğu tarihi, Türkiye tarihi ve işte pek çok siyasi akım, işte Marksizm, anarşizm, farklı farklı akımları da okuyan, bunlar 18 yaşında oluyor bu arada, 18 yaşında oluyor. Çünkü her merak ettiğim şeyi çok detaylı okuyan, o ansiklopedi kültüründen okuyan, inceleyen, internet yok yani, en önemli kısmı internet yok yani. Ama işte çok meraklıydım, çok kitapçı dolaşırdım. Yani kitapçı dolaşmak, cebimde para yoktu. Ama kitapçı dolaşmak bir böyle şey, kitaplara bakmak, alamayacağım ama onlara bakmak, onları hissetmek çok başka bir duyguydu. Sonra tabii küçük küçük sahaflardan, ucuz olanlardan toplamaya başladım. 20 yaşında yine bir gazete hediyesiyle Aziz Nesin'le tanıştım ve o zaman siyasi çok meraklı çocuğum. Aziz Nesin'in o öyküleri, toplum eleştirileri, bürokrasi eleştirileri dedim buldum. Bu yani. Bu. Yani ne işte anarşizm tarihi okumak ne bir şey. Bu işte. Bu. Ve sonra yine gazetenin hediyesi Rıfat Ilgaz. Bir de daha böyle mizah ama şey mi mizah. Yani Aziz Nesin mizahı gibi değil Rıfat Ilgaz'ın. Daha böyle çocuksu gibi, daha başka. Daha başka bir yerde. Ama bak bu da varmış. Sonra Orhan Kemal'le tanıştım. Serialde Orhan Kemal okudum. Muazzam. Sonra Yaşar Kemal derken günde 100 sayfa okuyordum. Bazen 150 sayfaya çıkıyordum. Günde bazen bir tane Aziz Nesin kitabı bitiriyordum, öykü kitabı bitiriyordum. Ve sürekli okuyan birine dönüştüm. Ve hep edebiyat ama. Yani çatım edebiyattı. Hep edebiyat okuyan birine dönüştüm. Sonra 27 yaşındayken ben dedim ya yazıyorum, şiir yazıyorum zaten. Ben bunu bir yere kanalize etmem lazım. Yani birilerinden bunun mutlaka bir yolu, yöntemi vardır yani. Eskisi gibi değil çünkü eskiden mesafe kahvesi varmış, Orhan Kemal'le buluşurlarmış kendi aralarında. Bugün öyle bir şans yok. Peki dedim o zaman Mari Levy'yi buldum. Yaratıcı Yazar Atölyesi'ne katıldım. 27 yaşındayken upuzun akrostiş şiirler, böyle bir cümlelik akrostiş şiirler yazan bir biçimci kafaya sahipken sonra önce düz yazı şiir o atölyede, sonra anlatı, en son öyküye döndüm.
yazdım iki öykü. O zaman Temmin dergisi, Fena Olmayan dergilerine yayınlandı. Sonra ama şey diyor, uzunca bir reklam arası girdi. Hayat reklamı diyelim biz ona. Askere gitme, iş bulma, işte turizm sektörüne başlama falan ve ben tamamen vazgeçtim. Bu vazgeçmenin nedeni şu. Fatma Doran Avcı da çok değerli bir öykücümüz. İşte Başar Yılmaz var, başka yazar arkadaşımız Özgür Çırak zaten. Herkes bilir ki, ya bu yazarlar bunu çok iyi bilir. Yazanla yazar arasında temelde bir fark vardır sadece. İddia ediyorum, kafası çalışabilen, işte belirli bir okurluk yönü olan, gücü olan, iyi bir okur olan, belli bir bilgisi, hayat bakışı olan herkes yazabilir. Yani kurmaca da yazabilir bu arada. Öykü yazabilir, işte yazabilir. Ama bu yazanlıktır. Nerede yazar olunuyor? Yaşadıklarınızdan gördüklerinizin dışında bir şeyler üretmeye başladığınızda ve bu üretim devamlı geldikçe yazar oluyor. İşte ben o sırada yazandım. Yani gördükçe bir şey, bana dokundukça yazabiliyordum ancak. Ve dedim ki ya yazarlık böyle bir şey olmaması gerek. Ya ben tamam yazdım, dergilerde yayınlandı ama ben, bu sürekli gelmiyorsa diğer yazarlar herhalde sürekli geliyordur. Bana sürekli gelmiyor. Çünkü Mario şey diyordu, her gün 10 sayfa yazabiliyorum diyor. Şimdi ben yazamıyorum. Demek bir eksiklik var. Demek herhalde yetenekle düşündüm. Ben demek o kadar yetenekli değilim. Sonra ara ara geldi. İşte şiirler geldi, çeşitli metinler geldi falan. Durdurdum yani. Tamam yazmıyorum hani. Sosyal medyaya bazen böyle yazıyorsam yazıyorum. Sonra 2018 yılında Bin Kitap sitesiyle tanıştım. Orada önce kütüphaneci oldum, sonra moderatör oldum, pozisyona görev aldım ve orada inceleme yazarken şunu fark ettim. Bazı incelemelerim kurmaca gibi. Marcel Proust'u, Marcel karakterini şeye, Lermontov'un karakterini öldürttürüyorum peşörüne falan, böyle şeyler yani. Sonra bir gün bir okuma grubuyla bir işte okuma gruplarına katılmaya başladım. Çeşitli okuma gruplarıyla birlikteyiz. Bir okuma grubunun etkinliği öncesinde işten çıktım. İşte Kadıköy'den falan şakır şakır yağmur yağdı. Şakır şakır. Bir yere sığınmam. Bir kafeye girdim. Kadıköy'ün kafeleri meşhur. Kafe de öyle güzel ki böyle alt şey, Osman benim şu an demek istediğim çok iyi anlıyor. Osman'ın mekanı da oralarda çünkü. Tam Serasker'de Osman. Mekan. Girdim. O böyle İlginç kafe, bir enteresan bir kafe yani. Böyle bir balkon falan var, şakır şakır yağmur, çok romantik bir ortam. Orada bir tane kadın oturuyor, böyle yaşlıca bir kadın. Kadın böyle siyah elbise, değişik geldi bana. Kadına böyle bir bakmaya başladım. Sonra garson geldi, içeri çağırdı. Ha dedim, kadın falcı. Öyle oluyor zaten. Zihnim, o öykü gelme anında, şey gibi, şu an karşıda kütüphaneye başladım, orada bir sanki ekran açılıyor ve film akıyor. Öykü gelmeye başlıyor ve onun bir sınırı yok. O zaman not alıyorum genelde. O küçük küçük notlar alıyorum telefona. Yazım berbat olduğu için telefona not alıyorum. Ve o öykü Yalansız Fallar. Karagergedan'daki ilk öyküdür. Sonra şey, bir güvenlik görevlisini anlattım. Bir ABM'de güvenlik görevlisini anlattım. Aslında çok eskiden yazdığım ama çok uzun bir metnin zihnimde dönüşmesiyle yeniden yazdım. Hiç o öyküyü tekrar okumadan yepyeni bir şekilde yazdım. Benim Mavi Öküm, Karayelgedan'daki. Onu yazdım. Sonra o baraj kapakları açıldı işte. Yazanlıktan yazarlığa geçme hali. Kendim dışında da, gördüklerim ve gözlemlediğim dışında da öyküler yazmaya başladı. Ama gerçekten yazar olduğumu modern sosu, postmodern makarnanın öykünün adı şarapların üzüm fırtınası. Üzüm fırtınasının da gerçekten yazar olduğumu hissettim. Bu da şöyle oldu. Üzüm fırtınasının ilk paragrafını yazdım. Sonra benim öyle oluyor maalesef. Kendi hayat yoğunluğundan bazen öyküler kalabiliyor. İlk paragrafını yazdım, bıraktım öyküyü. Durdurdum kendimi, paragrafı bıraktım, yazdım. Araya zaman geldi, öykü aklımda ama yazamıyorum. Yani bilgisayarın başına oturuyorum ve olmuyor. Yosa'da da Altay Ökdem'e başlamıştım galiba. Şiirle ilgileniyorum. Altay Ökdem'in şiir atölyesine galiba katılıyorum. Ha, şiire yeniden dönmeye başladım. Şiire kaçtım galiba öyküden.
kuvvetli gün o üzüm fırtınasının kalan tarafını tek seferde ve oradaki öykünün dili farklıdır diğer öyküleme daha şiirsel, daha delil bir dil. Ve dedim o öyküden sonra sürekli öykü yaz. Sürekli. Hala sürekli yazıyorum. Yani bugün işte hep bu süreçten önce başladık. Necat Devrim Mübin Orhan sergisi var Akas Sanat Merkezi'nde. O sergiye gittim. Mübin Orhan'ın tablolarından bugün yine bana öykü çıktı. Yani o zihnime yine o kareler geldi. Onu artık ne zaman yazarım bilmiyorum ama böyle anlattığım gibi. Teşekkür ederiz. Şimdi o zaman ikinci öykü kitabın bugünkü söyleşimizin konusu olan Modern Soslu Postmodern Makarna adlı öykü kitabını geçelim. Öncelikle modernizm, postmodernizm nedir? Onları biraz şey yapalım. Şimdi kendisinden de dinlediğiniz gibi farklı bir zihinle normal yoldan düz yoldan gitmeyen bir zihinle karşı karşıyayız. Değişik tünelleri var, durakları farklı. Tam postmodernizm kafasında bir kafaya sahip diyelim. Yani sözde oldu ama modernizmin ötesinde bir şey postmodernizm. Edebiyat bu anlamda daha zenginleşiyor. Bir karşı duruş, bir isyan hali, dilde, anlatımda kırma durumu, geleneksel yapıya karşı duruş, toplumsal olaylara irdeleme anlamında gerçeğin kırması anlamında farklı, zaman ve mekanın belirsizliği söz konusu, kurmacı, kurgunun temelinin serbest çağrışımlardan oluşturması. Şimdi öykülerinizin şimdi ilki kitaba adını veren bize bir yemek tarifiyle bir yerde de postmodernizm ne olduğunu anlatmaya çalışıyorsunuz ve makarna üzerinden bir değişik bir tarif var burada. Üst kurmaca, postiş, pastiş, ironikornik, parodi derken bir yerde ne olduğunu dair bir ipucu vermiş oluyorsunuz. Şimdi size göre postmodernizm nedir? Postmodernizm mi, seçim midir yoksa doğalında sizin zihninizin bıraktığı yahut da ürettiği bir durum mudur? Bunu öğrenmek istiyorum. Kara Gergedim'i yazdığım dönemlerde şu yalan sıfalları vesaire yazmıyorum. Postmodernizm okumalarım da postmodernist diyeceğim. Ben modern okuyordum. Yani Joyce hayranıyım. Oğuz Atay, işte Yusuf Atılgan, Mustafa Bener. Daha modern diyebileceğimiz yazardı. Modernist yazardı. Hatta modern edebiyat okumaktan çok zevk alıyorum bu arada. Bende klasik yok. Klasiği... Şimdi bir de şeyi açalım parantez olarak. Aradaki farkı dinleyicilerimize. Tabii. Yani bu yazan anlamında mı, düşünme biçimi anlamında mı, neresinden bakarak postmodernizm? Şimdi ben tam bir modernist, modern okuyan okurken bu Kara Gergedan'daki öykülerimin bazılarında da o zaten önemli bir kısmında da o farklılıklar var ve zihnimin yarattığı öykülerde bir farklı bir hal var. Yani onu hissediyor, yazarken de hissediyorsunuz. Zaten benim zihnim sıçramalı çalışıyor. Zihnim bir kelimenin pek çok anlamı var ve o pek çok anlam bende farklı sıçramalar ve bir seri halde başka yerlere götürme yaratıyor. Çağrışım. Şairlerde de olan çağrışımla çalışıyor zaten zihnim. Ve o modernistleri modern edebiyattaki söylemin bana yetmediğini yani okudukça yetmediğini yani Joyce, Oğuz Atay, işte Kara Gergedan'da da Joyce'un alıntısı yetmediğini görmeye başladım ve postmodern edebiyattaki eserlerin, işte burada kitapta da ismi geçiyor, Thomas Pynchon'un pek çok yazarın beni çok daha fazla, benim zihnime daha yakın olduğunu. Yani ben yola şöyle çıkmadım. Ben postmodern yazayım, işte üst kurmaca yapayım, işte ne yapayım, biçimsel olarak, evet, lipogram kullan. Değil. Baktım ki yani dünyada tek dedi ben değilmişim yani. Perec varmış, Calvino varmış, Raymond Kuhn'u varmış. Okudukça bunları, aa bak bu adam daha deliymiş, aa bu daha da deliymiş. Sevin Burak var, ooo bu acayip deli yani.
Helal ki onlara denk geldim. Bu en delisi var. Evet dedim. Bu işte bu yol benim yol. O zaman tercih ettim. Yani kafamda hiçbir zaman şu olmadı. Bir iddiam şu. Ben postmodernist bir yazarım ve postmodern yazarım. Hayır. Zihnim öyle çalışıyor. Zihnim diğer postmodernist yazarların çalıştığı gibi çalışıyor. O yüzden ben postmodern yazıyorum. Peki kitap öykünün adı da kitabın ismi de Modern Sosu Postmodern Bakan. Neden? Çünkü modernizmin en modern edebiyatı en niteleyebileceğimiz, yani modern edebiyatta en özgü teknik bilinç akış tekniğidir. Ben bilinç akış tekniğini hem okumayı hem de yazmayı normal seviyorum. Hem de benim o çok sesli zihnim çok iyi aktardığını düşünüyorum. Tabii her öykü için değil ama kimi öykülerde. O yüzden o modern sosumuz bilinç akış tekniğidir. Ama gelelim postmodern. Postmodern edebiyat, postmodernizm fikrini bir kenara bırakırsak, postmodern edebiyat ne yapmıştır? İkinci Dünya Savaşı ile birlikte modern edebiyat çöker. Yani modernizm fikri çöker. Neden? Modern edebiyat ne demiştir? Bireyin anlatımı, bireyin yalnızlığı, bireyin iç sesi, işte bilinç akışı, bireyin monologları, bireyin varoluşu, birey. O birey İkinci Dünya Savaşı çat diye çöktü. İkinci Dünya Savaşı aklın çöküşü, ki modernizm aklın da övgüsüdür. Teknolojinin övgüsüdür, bilimin övgüsüdür. Çöktü işte, atom bombası çöktü. Öyle bir kırılma yaşandı ki Avrupa'da birey kalmadı. Ve bu kadar o acıyı çeken, o karmaşayı yaşayan insanlar, tamam çöküntü edebiyatı var Alman edebiyatında, işte Hermann Broch'la Böller yazdı, çeşitli yazarlar, bunlar da Günter Grass verdi vesaire verdi ama bir de başkaları çıktı. Kim? 1950'lerde Fransız yeni romancılar. Fransız edebiyatı bu anlamda çok şeydi. Yani hatta iki dalgaya ayırabiliriz. Bir Fransızların getirdiği, bir de Amerikalıların getirdiği. Fransız edebiyatında dille oynama, dilin yapısını bozma. Neden bu? Çünkü Perey'in annesini Fransa'dan kaçırıp, yani Fransız devlet hiçbir şey yapmayıp, Auschwitz'te kadını katlettiler. Perek Fransız olmasa da Fransa'da nereden bir adam haline dönüştü. Ve dedi ki, ben size E sesi olmadan roman yazacağım dedi. Zaten bulunduğu grupta öyle bir grup. Yani Olipo grubunun amacı, Raymond Kuhn'un ve o ekolün amacı, 1960'lı yıllar bunlar. Fransız yeni romandan sonraki gelen grup. Sayıları metne dahil etmek. Matematiği metne dahil etmek. Bizim yaptığımız zaten matematik. Sözel bir iş yapmıyoruz biz. Yazarlık. Bütün bu kurgu işte adı, kurmaca yani. Matematik de yapılıyor. Hepsinin bir matematiği var. Hiç sözel bir iş değil yani. Hani sözel olan halk edebiyatı zaten. Sözel anlam kültürü. O yüzden Perek, devamlı Calvino, Cortazar çok farklı teknikler denilen, çok farklı işler yaptılar 1960'lı yıllar. Ve bu devam etti. Amerikan edebiyat tarafında da Thomas Pynchon başta olmak üzere yine orada da çok farklı pek çok yazar var yani. Saymak da bitmez postmodern edebiyatta. Ve bu yazarların zihnine devamlıyeti geldi. Ta ki 80'li yıllara kadar. 1980'lere kadar bu süreç, bu arama, arayış, farklı anlatım süreçleri devam etti. Bu işte karşı çıkış. Peki meseleleri nedir? Onu da anlatmamız lazım. Sadece yani dili kırmak mı? Yani niye dili kırıyor? Çünkü kaos. Atom bombası atıldı. Yani bir halkı neredeyse yok etti. İnsanlığı yok etti. Ve dünya giderek daha da kaosa doğru gitti. İşte Vietnam Savaşı malum, işte Kore, Vietnam, Amerika'nın müdahalesi, Afganistan, Sovyetler, yani dünya hem siyasal anlamda hem de yaşam anlamında kaosa doğru gitti. Kaosun yaşayan insanlar hem siyasi anlamda hem hayatta da yaşayan, yani işte beyaz yakalı dediğimiz olay değil mi? Benim de çok yazdığım beyaz yakalılar. Kaos işte kalabalıklar. Çok hızlı bir değişen teknoloji, ona adapte olamayan insanlar ve bu postmodernistler bunlara bir tabii karşı duruşta bunu yaptılar. Ve bununla birlikte postmodernizmde oyun kavramı var. Postmodernistler oyun oynar. Okurlan da oyun oynar, okurun zihniyle, zekasıyla da oyun oynar. Kendini metnin içine dahil eder, karakter olarak yazarlar metnin içine kendini dahil eder ve oyun oynarlar. Bunun tabii bir
mizahı vardı, bir ironik yönü vardır. O da işte kelimeler pastiş, parodi, ironi metinler, asılık kavramlar, üst kurmaca vesaire. Bunu yaparlar. Bu bir şöyle bir karşı duruştur. Postmodern roman diye bir şey yoktur. Postmodern anlatı vardır. Bu neden? Çünkü roman kuramına karşılar. 1950'de Fransız yeni romancılar anti-roman diyorlar. Romana karşılar, postmodernistler diyor ki anti-roman da değil, yeni roman da değil. Anlatı işte diyor. Yani biz roman kuramına karşıyız. Bizim yaptığımız roman, yazdıklarımız roman değil diyor adam. Şimdi ben de bunun öykü ayağındayım. Benimle ilgili bazen kitapla ilgili tabii çok güzel eleştiriler ve hani olumlu sözler varken bunun tabii negatifleri de var ki zaten beklediğim bir şey yani. Bunu daha ülke öykü yazarken biliyordum bu söylemleri, hazırdım hepsine. Ben de zaten öykü kurumuna karşı. Yani sadece ben değil, işte Ali Teoman, Sevim Burak ve pek çokları. Çünkü yani öykünün kalıbı diye bir şeyi ben açıkçası kabul etmiyorum yani. Öykü kalıbı kabul etmiyorum. Kalıpların hepsini yıkma. İşte orada Esaret 14 Kala'da bir paragraf var, Fatma Hanım da okur. Mari meşhur, şey onun işte tüfeği gösterdim patlayacak. Hayır patlatmıyorum ya, sıkmıyorum ya. Tüfek elimde, yapacak bir şey yok. Ha tüfeği elime aldım, herkese doğrulttum yani. Böyle bir de. Şeyde, Kara Gergedan'da bir öyküde, Katilin Doğuşu öyküsünde kiralık katil adam en son cinnet anında alır silahını, herkese doğrultur ve mermi sıkmaya başlar. Ben de sözleri, kelimeleri, cümleleri, o sentakslarını bozarak, yapılarını bozarak okurum, beynini sıkıyorum yani. Oradan kaçış yok. O zaman bir ara verelim. Tabii. Şu paragrafı sözü geçmişken söyleyelim. Bu Esaret 14 Kala öyküsü cidden çok değerli bir, artık konuyu da metinler arasına doğru da sürdürmek lazım. Benden bu kadar konsolos. Ölüler evinden anıların kıssası makbulmuş. Şimdi illa vurucu bir final istersin. Hem de en mutlusundan değil mi? Neymiş? Tüfeği gösteriyorsan o silah mutlaka patlamalıymış. Sıkmıyorum arkadaş. Var mı diyeceğiniz? Barutun hepsini bir güzel yuttum. Bundan böyle patlayan tavuk bayramı tutuyoruz. Artık kimseye ihtiyacım kalmadı. Ben şuradan sağa sapıyorum. Sana istikamet cehennemin dibi. Selamımı da iletirsin değil mi konsolos? Jeff, Jeffrey, Firman, Hook, Malcolm, Lowry, Athos, Porthos, Aramis. Şimdi sizin öykülerinizde artık metinler arasına doğru bir yolculuğa başlayalım mı? Değişik bir kurmaca anlayışı okuduğumuz bütün kitapların o öykülerin içinde yerini bulması, nereden nasıl oluşması, onların içinde görülmesi ve hepsinin bir simgeselliği, anlamı ve özellikle toplumsal olayları anlatması, ifade etmesi, sezdirerek. Şimdi büyük bir yöntem bu. 3 sayfada, 4 sayfada birçok kitaba, yazara rastlamak ve dolayısıyla bir dolu yakın tarihimizden örnekleriyle olayları da gösterebiliyorsunuz. Şimdi başlangıç sizin için o yakın tarihteki olaylar mıdır? Yoksa sizin etkisi altında diyelim, saygı duruşu demiyoruz. Etkisi altında bulunduğunuz kitaplardan mı? İlk çıkış noktanız hangisi? Şimdi o olaylar benim 11 yaşımdan beri, 10 yaşımdan beri zihnimde var. Onlar benle. Sivas katliamı benle. İşte o kırmızı çatlı evler benle. Bütün o işkenceler, öldürmeler, katliamlar, izlediğim filmler, işte şarkı sözleri, işte kitap, okuduğumuz kitaplar, hepsi burada zaten. Mesele orada. Yani benim bütün öykülerim istisnası bu kitapta yalan 27 öykünün de meselesi var. Biri biçim amacıyla hadi öylesine bak şu teknikte ne kadar güzel. Hadi metin arasılık bir öykü yazayım değil. Ama metinler arasılık ve diğer kullandığım bütün teknikler, bilinç akışı, üst kurmaca vesaire, hepsi benim aracım. Benim zihnim dediğim gibi çok ses çalışıyor. Pek çok şeyi çağırmış, geliyor. Onları bu yöntemler sayesinde rahatlıyorum. İşte Esaret'e 14 kala. Adı üstüne Esaret'e 14 kala. Esaret, beyaz yakalı esaret. 14 günü. Yani 2 haftadır insanların genelde yıllık izni. 5 yıl doldurmayan kişinin yıllık izni 2 haftadır. 2 haftadır sadece nefes alma süresi.
öykü bir meselenin, yani ismi de zaten bir meselenin başlangıcı. Ama özellikle Saadet Avni Atkal öyküsü birinci satırında, ilk cümlesinden son satırına kadar, demin okuduğumuz kısma kadar metinler arası. Sadece metinler arası değil, aslında göstergeler arası. Patlayan Tavuk Bayramı değil mi? Patlayan Tavuk, Tolga Kareçeli'nin yanlış hatırlamıyorsam filminde tavuklar patlar birden. Tavuklar barut yutar ve patlarlar. Bu sinema yani. Yani sadece Autosport tasarımcısı bilirsiniz. Peki Hugh Furman, Malcolm Lowry kim? Malcolm Lowry Yanardağ'ın Altında romanın yazarı. Konsolos, kendine konsolos der ki Meksika fahri konsolosudur gerçek hayatta da. Zaten Malcolm Lowry kendi yaşamını aslında bir bakımda Yanardağ'ın Altında romanını anlatmıştır. Yanardağ'ın Altında romanı modern edebiyatın en önemli eserlerinden bir tanesidir. Bilinç Akışı'dır. Bilinç Akışı'nın da edebiyatta başyapıtlarından bir tanesidir. Beni de tabii ki etkileyen bir romandır ve yazardır Malcolm Lowry. Ama derdim demin Fatma'nın ne? Hani bir saygı duruşu Malcolm Lowry'ye ismini. Hayır. Bütün bu isimler, yabana yarattığı çağrışımlar, okuduklarım, izlediklerim, gördüklerim benim o temel meselemi, bu işte Beyaz Yakalı'nın 14 esareti sadece esaret de değil. O öyküde özellikle Peru'dan bahseder. Neden Peru? Çünkü Che Guevara'nın Che oluş yolculuğu Peru'da başladı. Peru'daki cüzdanlar hastanesi, motosiklet günlüğü, motosikletle bütün Latin Amerika'ya dolaşması deki o etkileniş Peru'daki cüzdanlar hastanesindeki o cüzdanını ve tedavi olmayan, tedavi edilmeyen insanlar, araştırmış insanlar görerek oldu. O yüzden Peru'ya. Ruanda var orada. 95'te Hutu katliamı Ruanda'da, iç savaşı, Ruanda iç savaşı. Ruanda'yı da bahseder. Ve bu bahseden kişi de yani tam işte beyaz yakalı, lümpen bir beyaz yakalı, hiç siyasetle falan değil. Zaten öyle bir şey yani. Motosiklet yolculuğuna çıkmış işte. Tatile gidiyor. İşte orada kendine yeni bir eğlence bulmaya çalışıyor. İşte kadınlar vesaire derdi öyle olan bir model aslında. Ama o modelin söyleminin içine ben Ruanda İç Savaşı'nı koydum. Che Guevara'yı da tabii göstermeden koydum. Gören için var, görmeyen için problem yok zaten. Metin akıyor. Metin bir beyaz yakalının hikayesi. Ana mesele olarak. Yani ben kısacası bütün bu teknikleri kullanırken içimde o ta 8'li 9'lu 10'lu yaşlarından beri zihninde doluşan bütün bu meseleleri o öykülerde anlatmak var. Yoksa işte ben postmodernistim. Aa ne de güzelmiş. Üst kurmaca diye bir teknik varmış. Okur da bunu sever. Hadi üst kurmaca metin yazayım. Bir de buna metin nasıl koyayım farklı olsun. Hadi bir üstüne, içine lipogram yerleştireyim daha da farklı olsun. Değil. Bendeki değilliği bıraktım. Bugüne kadar kalmış demin isimlerini saydım. Pek çok bu tarz tekniğe bulaşmış teknikleri kullanan bütün bu yazarların hiçbirinin meselesi aslında bu değil. Yani hiçbiri evet ben o lipo grubu matematikle edebiyatı birleştirirken aman farklı bir şey yapalım değil. Hepsinin okuduğunuzda kitapların aslında her birinin bir çıkış noktası, bir meselesinin olduğunu ve bu mesele sayesinde yaşamlarınıza girdiğini, yani Calvino'nun Bir Kış Gecesi eğer bir yolcu romanı işte. Neden büyük bir roman? Çünkü okur ve yazar ilişkisini ve tabi orada çevirmen de var. Bütün bu çok iyi anlatıyor. O meseleyi, o okurluk, edebiyata bakış, dil meselelerini çok iyi anlatıyor Calvino. Adamın meselesi de o. Herkesin kendine ait meselesi var. Pelenkini zaten bahsettik. Raymond Kuhn'un da bambaşka metinler yapmış. Onun da meselesi bambaşka. Yani bu biçimleri kullanma nedenimiz de dediğim gibi beynin çalışma yöntemi. Kimisi daha klasik çalışıyor, daha normal bir yoldan akıtıyor. Bildiğimiz yoldan akıtıyor. İşte güzel betimlemeler, güzel bir anlatım, normal bir olay örgüsü anlatıyor. Benimki biraz farklı çalışıyor. Ben de buradan anlatıyorum. Olay o aslında. Ama şunu da belirtmeden geçemeyeceğiz. Bu bunca isim, bunca kitap ne kadar nitelikli bir okuru olduğunu gösteriyor. Yazar Turan Yıldırım'ın bunlar çıkan cümleler hep bir sonucun, hep bir birikimin, o nitelik dediğimiz durumun sonucunda. Şimdi ben başka bir öyküye geçeceğim. Ben bundan çok etkilendim. Küle susamışlar. Geçen bin yıllar içinde bu coğrafyada tarih yakılanların etrafında yazıldı.
kitaplar, ağaçlar, hayvanlar, insanlar, daha pek çokları harlı ateşe kurban verildi. Kafir, zındık, melun, gavur, hain deyip nicelerini alevlerin içerisine attılar. Peki kimdi bunlar? Küle susamışlardı adları. Şimdi böyle bir öykü girişinde toplumsal bütün kareleri ateşin içinde göstermek, şimdi bayağı içi dolu, dop dolu bir dünyaya götürüyorsunuz bizi. Devamında da zaten, şimdi küle susamışlar nereden çıktı? Şimdi ilk önce sorduğum bu, ateşi biliyoruz. Ateşe susamışlar değil ama küle susamışlar. Buradaki ironiyi, buradaki göndermeyi öğrenmek istedim. İki tane şeyi var orada. Biri zaten Adnan Gergele kitap var. Ben normalde kitap başında bir yazara veya birisine ithaf yapmaktan çok hoşlanan biri değilim. Yani saygı duruşunu yapacaksam da öykünün içinde Metin Arsık'la yaparım ama Adnan Gergel'in Tahvane Çocukları kitabında Yüzü Yırtıklar der Adnan Gergel. Yüzü Yırtıklar da 90'lı yıllardaki beyaz torosularda bir bakıma ve sadece beyaz torosular değil başka yapılarda. Yani tek onlar da değil bu arada. Ben de bu beyaz toroslular 90'lı yıllar ki bu öykü Sivas katliamından bahseder anlatır. Bütün bunları anlatırken ben de o kül imgesi yani her şey bittiğinde bu insana niye birilerini yakıyor? Niye birilerini kitapları yakıyor veya işte başkalarını yakıyor? Farklı olanı yakıyorlar değil mi yani? Olay farklı olanı yok etmek, yakmak. Bugün de işte görüyorsunuz dün birkaç gündür maalesef işte istihdam olanlar vesaire. Demek ki bir yok etme arzusu var. Bu yok etme arzusunu ben külle ifade etmek istedim. Kül çünkü bitiştir. Duman çıkar, kül olur. Demek ki bu insanlar kül yiyor, kül içiyor, külle nefes alıyorlar. Kül istiyorlar. Külle boyuyorlar, belki yüzlerini kimlik değiştiriyorlar. Kül istiyorlar yani. Bu kül isteme, benden olmayanı yok etme arzusu. Ben bunu tabii Kara Gergedan'da ilk öykü Adsız Ölümdür. Ali İsmail Korkmaz'ın Öldürülüştür o öykü aslında. Orada daha böyle sezdirerek bu kadar belirgin yazmamıştım. Ama bu kitapta çok daha net yazmak istedim. Çünkü buna itiraz edenler olabilir ki var zaten itiraz. Yani kurmacayı zedelemiyorum hani bu tarz bir yazı şekli. Sivas katliamı yaşandığında 93 değil mi yıl? Evet. 93. Yıl 2023, 30 sene geçmiş. Bir kuşak bilmiyor bunu. Bilmiyor yani böyle bir gerçek var, evet bazı şeyleri duyuyoruz hani dinliyor ama bir kuşak işte arkadaşımız Ahmet 17 yaşında daha. Burada bazı daha genç arkadaşlarımız da var. Bir kuşağın hiç bilmediği olaylar var bu topraklarda yaşandı, sadece Türkiye'de yaşanmadı. İşte Ortadoğu'da yanımızda yaşanıyor. Yaşanmaya devam edecek. Biz bunları böyle gizleyerek, sadece sezdirerek, sadece kurmacanın içinde anlatarak ben yapmıyorum. Yani yaptım zaten. Hani onu çok rahatlıkla yapabiliyorum. Zaten büyülü gerçekçilik tekniğini kullandım ki bu öyküde de var. Büyülü gerçekçilik tekniğini kullandığım için çok rahat gerçeğin dışına çıkarıp bambaşka bir hayal ile buluşturabiliyorum istersen. Yani işte Zümrüt Anka'yı getirip Zümrüt Anka'nın üstüne karakteri bindirebiliyorum. Bunları zaten çok rahatlıkla yapabiliyorum ama yok ben İlhan Erdoğuz'un hikayesinde bilinmesini istiyorum. Raşel Kore'nin hikayesinde bilinmesini istiyorum. Sivas katliamı da bilinsin. Nesim'in hikayesi de bilinsin. Bütün bunların bilinmesini istiyorum. Çünkü bunlar yaşandı. Biz bunları görmeyip, duymayarak, üç maymunu oynayarak böyle rahat rahat, konforlu yerimizde oturmayalım. Ya. Yani hani onu yapan zaten çok saygıdayız. Yani pek çok yazar, pek çok metinle. Ya bu arada eleştirmiyorum onu. Herkesin kendi yazma biçimi bu arada. Yani herkes istediği meseleyi yazıyor ama ben bu meseleyi duyup, bilip, görüp sırf kurmacanın içinde kalmak adına aman kurmaca zedelenmesin, aman toplumcu gerçekçilere kaymayayım, aman toplumcu gerçekçilik zamanı çok yapıldı, aman biz de yapmayalım deyip toplumcu gerçekçiler Sivas katliamını yazmadı ki. Toplumcu gerçekçiler Maraş katliamını yazdılar. İnci Aral'ın işte öykü kitabı vardır. Maraş katliamını anlatır. Toplumcu gerçekçiler Aşar Kore'yi yazmadı. Yani o 60'lı yıllar, 70'li yıllar, 80'li yıllar Türkiye'de en fazla. 80'lere kadar. Hadi 90'ların başı Osman Şahinler vesaire var. Yine Yaşar Kemal'ler. Sonra biz hep bireyin yalnızlığı, bireyin yaşamı, bireyin varoluş sancıları, bireyin kentinin ya da kasabanın sıkıntılarını tabii ki yazacağız. Ben de yazıyorum. Ama bir de bu var. Burayı
yok sayarak, buraya hiçbir şey olmayarak ne güzel İzmir'in kordon boyunda yürüyerek, kordon boyunda kalabalıklar içinde yalnızken. Evet, kordon boyunda kalabalıklar içinde ben de yalnızım. Tabii ki bunu yazacağım. Ama sadece mesela en azından Turhan Yıldırım olarak benim bu değil. Şimdi yine güzel diline biraz kayalım, biraz sakinleştirelim sayın yazarımızı. Şimdi Uçurtma Şenliği diye bir öykünüz var. Her şey Kabil'in kardeşi Habil'i bu topraklarda öldürmesiyle başladı. Aradan ne kadar zaman geçti bilinmez. Ben diyeyim 14 bin yıl, siz deyin 15 bin yıl, ne fark eder? O gün bugündür buralarda çeşit çeşit yetişir kan çiçekleri. Aslında sizin tamamen meselenizin tam ilk öldürme hikayesinin başlangıç noktasından toplu katliam diyebileceğimiz, büyük haksızlıklar diyebileceğimiz hep durumları böyle güzel girişlerle sanki nereye gideceğini az çok tahmin edemeyeceğimiz durumlarla öykülerinizi yazdınız. Şimdi bu aynı zamanda da Uçurtmayı Vurmasınlar Feride Çiçekçioğlu'nu da analım. Bu öykünün, şimdi böyle bir öyküyü yazma, yine resimle gelen, sizin zihninizin yaptığı oyun Uçurtmayı Vurmasınlar'dan ilk çıkışınız? Yok. Nesimi'den aslında. Öyle derisinin yüzü düşündüğünden. O derisinin yüzü düşü, kalın toprağa dökülüşü, o sahneyi ben yani okuyarak bu oluyor. Gözümün önünde bir film sahnesi biliniyor zaten. Bu belirme sadece Nesimi'nin kanın dökülüşünü anlatmak istemedim. Sadece orada dökülmedi çünkü. O yüzyıllar boyunca, bin yıllar boyunca devam etti bu kan dökülüşü. Kanın dökülüşünü bir de oraya tabii, doğru. Yani Habil Kabil ile başladı zaten. Nesimi'yle onun derisinin yüzüşüyle devam ediyor. Ve uçukmayı vurmasınlar. Niye uçukmayı vurmasınlar? Ben işte gençken, bu işte farklı politik o dönem 90'lı yılların, 80'li yılların filmlerini izlerken üst üste çeşitli zamanlar, uzmanlar daha çok veriyordu filmler sanki. İzlerken oradaki o acıları, ki ben Feride Çiçekoğlu'nun kitabını defalarca okudum Uçukmayı Vurmasınlar kitap olarak da. O özellikle o Barış'tı çocuğun ismi. İşte Barış mıydı çocuğun? Barış. Evet. Barış değil mi? Barış. O Barış'ın hikayesi. Ben o hikayeyi, o küçük yaştaki o çocuğun hikayesini hep hayatım boyunca düşündüm. Çünkü o çocuklar hep var. Bugün de var yani. Hapishaneye annesi gidiyor, çocuk da giriyor yani. Bugün de değişmedi ki. Bugün de farklı şekilde var. Yani 80'lerin darbe döneminin durumu yok belki. Bugün de bambaşka bir şekilde var ve bu dünyanın çeşitli yerlerinde farklı şekiller yaşanıyor. Sadece Türkiye'de bakmayalım oraya. Yani evrensel yine, bir konu. Yine filmden söyleyeyim. Lübnan filmi. Kefernahum. Nadia Labiki. İzleyin. Yani yüreğiniz kaldırırsa izleyin tabii. Çünkü gerçek maalesef. Yani oyuncular maalesef gerçekte onu yaşayan insanlar. Zaten film sonrasında dış edilenler var Etiyopyalılarda. Hakikaten filmde bebeği bırakıyor çocuk. Yönetmen de bunu istemiş. Yani normalde sokağa bırakıyor. Bakın insanlar bir şey yapacaklar mı diyor. Çünkü film şeyi yok orada. Dekoru sahnesi yok. Normal akışta yapıyorlar. Hiç kimse bakmıyor çocuğa gerçekten. Sahne şu. 5, 6, 8, 9-10 yaşında bir çocuk, ona emanet eden bebeği, artık annesi gelmez, annesi tutuklanmış çünkü. Bilmiyor ama o annenin tutuklandığını. Artık bebeği, yavrum bakamaz ve bir işte trafik lambasına bağlar. Sonra gider ama hani arkasına bakar yani, bakalım birileri gelecek mi yetişkinlerden. Kimse bakmaz o çocuğa. Ve yavrum o çocuğu işte bağını çözer ve yine kucaklayarak götürür. Şimdi bunlar dünyanın maalesef çeşitli coğrafyalarının çeşitli zamanlarda yaşanıyor. Ve Uçurtmayı Vurmasınlar da o yüzden benim için önemli. 80'lerde yaşananlar da maalesef ülkenin darbe dönemleri 60'lar, 70'ler, 80'ler bunlar önemli. Bunlar evet yazılmadı mı? Yazıldı. Ama
ben bunları yazmaya devam edeceğim. Tabii ki burada bir masalsı hikaye anlatacağız demek istediğim o girişle. Evet. Tabii o öyküde özellikle ben büyülü gerçekçiliği, işte o Zümrüt Anka kuşunun. Simurg, Phoenix, çeşitli adlarda olan kuşu onun büyülü gerçekçiliğini kullanarak ki yanında Alberto Manguel'in dönüş kitabı var. Bu çok böyle ince, kısa, küçük bir kitap. Bir ufak bir novella aslında. Hatta novelette bile. Novelette diyebileceğimiz bir kitap. Dönüşte de Arjantin'in siyasi çalkantı dönemini büyülü gerçekçilikle anlatar. Alberto Manguel önemli bir İspanyol yazardır. Borges'in elinde de ona o Borges gözleri görmez ama onu kitap okur yıllarca. Bu kitabı da öneririm bu arada. Büyülü gerçekçilik benim bu acıları anlatmamda bana güzel bir araç sağladı. Yani gerçek üstlüğü kullanarak, gerçek üstlüğüyle gerçekliği kırarak ama gerçekliğin ta kendisini anlatarak. Bu aslında benim yaptığım, burada yaptığım teknik, kullandığım teknik büyülü gerçekçilik değil. Büyülü gerçekçilik magico realismoydu galiba. Yani tam adı İspanyolcası. Yani tam büyülü gerçekçilik diyebileceğimiz. Bir de real manevi olsa diye bir tabiri var. Yani ona Türkçesi harikulade gerçeklik, yine de büyülü diyebiliriz, büyülü gerçeklik diye bir tabir var. Bu teknik Alejandro Carpentier, Kübalı yazarın zaten Bu Dünyanın Krallığı romanında ön sözünde de bahsettiği ve sonra Carlos Fuentes'in de Terranos'un özellikle kullandığı, yani tamamen tarihi gerçekliğe dayanarak o büyülü ifadeleri gerçeküstü kullanma hali. Yani ben büyülü gerçekçilik yazmıyorum aslında. Burada büyülü gerçeklik, daha harikulade gerçeklikte kaleme aldığım öykü. Bu beni yazarken kalemim rahatlatıyor ama tabii bazı öykülerde, işte genel dostum anlattığım kardeşin anlat öyküsünde büyülü gerçekçilik falan yok orada. Çünkü ben yazarken kanadım, siz de kanayın, yapacak bir şey yok okurların. Yani ben çünkü Muzaffer Erdost'un kardeşimin katledişini anlattığı videoyu izleye izleye o öyküyü yazdım. Hani kurmacaya uydum mu, kurmacanın yapısını bozdum mu, kırdım mı, işte işte okuru hayal ettirtmedi gerçi umurumda değil yani. Ben o öykü, çünkü şöyle bir hikaye düşünün arkadaşlar, hikaye değil gerçek yani. Şöyle bir gerçeklik düşünün. İkisi gözaltına alınıyor, Muzaffer Erdost ile İlhan Erdost. Yayıncılar, bir tane kitap dönemde, aslında kitabın da bir durumu yok, sonra aslında yani kitapla ilgili soruşturma kararı iptal ediliyor ama onlar artık Mamak cezaevinde gözaltına alınmış asker cezaevi, yapacak bir şey yok. Dayak tabi, dayak. Muzaffer bu dayağa dayanıyor ama İlhan dayanamıyor ve vefat ediyor. Sonra, olaya bakın, Muzaffer Erdost şair zaten. Adını Muzaffer İlhan Erdost olarak değiştiriyor. Kardeşin ismini kendine alıyor. Yetmiyor. İlhan'ın yan kitabı evini kuruyor. Yayın evini kuruyor. Yetmiyor. O günden sonra bütün şiirleri kardeş İlhan Erdost için. Ve o öykünün sonunda da bir mısra var. O mısra benim değil yani. O İlhan, şey, Muzaffer Erdost'un mısrası. Hani bildim ki yalnızlık senin yokluğundur. Bildim ki yalnızlık senin yokluğundur ifadesinde çeşitli internet sitelerinde yazdığımızda Gogol'e falan ya da Dostoyevski'nin birisine yine vardır ya her şeye böyle bir başkaları. Hayır. Muzaffer Erdost'un şiirinden bir mısra ve bildim ki yalnızlık senin dostluğundur. Çok kuvvetli bir ifade ve yani bu şiir değil işte bu. Hani bunun işte mısra, şiirin güzellikleri değil yani. Bu işte başka bir şey. Bu gerçi saf acının hikayesi. Ben de o saf acıyı yaşaya yaşaya, hissede hissede, tıpkı Ali İsmail Korkmaz'ın öldürüşünü, katledişini anlattığım Atsız Ölüm'de de aynısını çok 4 saat içinde yazmıştım o öykü. O öyküde de öyleydi. Bunu da öyle tek seferde, tek nefeste, hiç bilgisayarı bırakmadan yazdım. Ve o videoyu izleye izleye yazdım. O zaman iki paragraf okuyalım kardeşini ağıtta. Darbelerin üst üste geldiği, özgürlüklerin üzerinden tıpkı bir buldozer gibi geçildiği vakitlerde. Zulüm bu topraklarda hiçbir zaman eksik olmamıştı. Tarih boyunca gücü elinde tutan, zayıf gördüğünü daima eziyordu. Şimdi eziyet etme sırası postallılara gelmişti. Bir hazan gününde ülkede darbe olmuş, yönetim ellerine geçmişti.
Dönem kaşının üstünde gözüm var zamanıydı. Ufacık bir suç isnadı gencecik insanların hayatlarının temelden kaymasına neden oluyordu. Avuçlarda şaklayan palaskalar, acımasızca inen coplar, vücutlarda söndürülen sigaralar, patlatılan ayak tabanları, kerpetenle çekilen tırnaklar, yumruklarla dökülen dişler. Yani kısacası dayağın, sövgünün ve işkencenin binbir hali uygulanıyordu. Henüz ülkedeki darbelerin en büyüğünün gerçekleşmediği sıkı yönetim zamanında şair, mısraları, kitapları, fikirleri ve kardeşiyle hayata tutunuyordu. Kavganın, çatışmanın, kargaşanın hüküm sürdüğü bu dönemde nefes almak hiç kolay değildi. Aynı silahtan çıkan mermilerin iki tarafına vurduğu, sokak ortasına faili meçhule kolayca kurban gidebileceğimiz günlerdi. Öldürülünce ismini soyadınızla birlikte gazete sayfalarında bir satırda yer alır. Arkanızda sloganlar atılır ve genç yaşta girerdiniz toprağın altına. Gündüz gözüyle kahvehanelerin tarandı. Karşıt görüşten biri köşeye kıstırılınca linç edildi. Cinayetlerin sürüp gitti. Katliamların da eksik olmadığı bir devirdi. Ülkenin başkenti de bu yaşananların uzağında değildi. Adeta memleketin her karış toprağı yangın yeriydi. Değerli Turan Yıldırım, siz bize büyük bir toplumsal hafıza kesit olarak verdiğiniz gibi bu hem biçimsel anlamda hem de kesinlikle romantizme, acitasyona kaçmadan vurucu, düz metinler arasında yerinde doğru şekilde kullanarak çok güzel öykülerle çıktınız bu kitapta. Her birini tekrar tekrar düşünmek lazım, tekrar tekrar bakmak lazım. Bir diğer yanıyla bir özelliğiniz daha var. Sesle, ritimle, hiç düşünmediğimiz anlarda zaman ve müzik kavramını da birbirine çok güzel eklemleyerek yazdığınız öyküler var. Bir tanesi, onu geçmeden olmayacak, 4-17. Diğeri de benim çok etkilendiğim Şıp. Şimdi yazma sıkıntısı içinde yazma heveslisi olanların arayışı yahut da nasıl çıkacak, nasıl yazacağım, bunu nasıl bir araya getireceğim, elimde bu kadar malzeme var, bildiklerim var, etkilendiklerim var ama nerede kullanacağım bunları, nasıl kullanacağım, bu tencerenin içine konan malzemeler nasıl olacak, nasıl başarılacak gibi diye bakarsak, Şık'ta da 4-17'de de çok enteresan bir teknik var. Hem zaman, hem müzik, hem içinde çocukluk, içinde bunalım, kocaman şeylerle çıkıyorsunuz ortaya. Şimdi 4-17'yi anlattınız ama Şık bana daha enteresan geliyor. Şık'ın öyküsünü dinleyelim sizden. Kitaptaki en bana dair öykü Şık. Ben kronik alerjik rinit hastasıyım. Yani o çocuk benim. Yani oradaki tabii kurmaca var ama bir kısmı yaşandı yani. Hani 23 Nisan'da hakikaten onları, o saçma durumları yaşadım. Ama çok tatlı bir dilde, çok çok özet güzel sınavında gerçekten. Da, özet sınavında da o burnumun damlamasını yaşadım. Hala o burnumları damlar bozuk musluk olarak. ama Şıp'ın daha başka bir öyküsü var aslında. Çünkü Şıp benim en çok kullanmak istediğim, bu kullanma isteği de işte aman şöyle yazayım değil isteğine aktarmanın daha güçlü olacağına inandığım için Tede Kargan'ın bir kış gecesi eğer bir yolcuda görmüştüm. Sen anlatıcıyı. Sonra üstüne çok çalıştın. Çok fazla sen anlatıcının metni okudum. Erdal Özen Yaralısın. İşte değişmeyen kimin Michel Bitton'un değişme romanı gibi gibi çok eserler okudum ve Şık'ta sen anlatıcı olarak Şık kendisi sen anlatıcı olarak çıktı. Çünkü 10 yıl önce ben aslında o öyküyü yazmaya başlamıştım. Ama ben anlatıcıyla. Yani kendi sesimle. Bir yerde kaldı. Bu 23 Nisan sahnesinde kaldı. Gitmedi. Çünkü birinci şahıs anlatıcının bakışı bu kadar. Siz bu kadar anlatabiliyorsunuz. Sen anlatıcı da çap genişliyor ama bir üçüncü şahıs kadar da büyük değil. Tam bir arada. Hem bir mesafe var hem bir yakınlık var. Ve
Sen anlatıcı zaten ritmik, müzik sesi olan bir anlatıcı tipidir. Eğer öyle kullanırsanız. Ve şıpla sıfırdan yazmaya başladım. Yani bu öykü silinmek gitmiş zaten. Ben o eski öykülerimi tamamen hani eski bilgisayarına kalıp gitmiş öyle. Ama benim beynimden gitmiyor işte. Ve onu sıfırdan yazmaya başladım. O da çok ritmik yazdığım, yoğun ve hızlı yazdığım bir öykücük. Sahneler zaten kafamda çok belirgin. Biraz kendi hayatımdan da olduğu için çok belirgindi şıptaki sahneler. Ve gerçekten hızlı, ritmik ve yoğun bir ritim. 4.17 ise benim bu kitapta edebi açıdan en beğendiğim öyküdür. Nedeni şu. Beni 4.17 yazarken görseniz, bir doktor görse, beni bakıyor ruh resmi hastası kaldırır. Çünkü gerçekten bir delirme anı. Çünkü ben o sırada Umay Umay ve Cem Adrian'ın bir albümleri var, 5 parçalık. Yalnızlık şarkısını duydum akşamın bir darında. Şarkıyı acayip etkiledi beni. Sözleri, müzik, çarptı yani. Dinlemeye başladım şarkıyı. Sonra albümdeki diğer şarkıları dinlemeye başladım. Sonra ama gecenin bir saatinden sonra saat gece 4'e kadar geldi. Sadece yalnızlığı dinledim. Sürekli reply'da. Dönüyor şarkı. Ve her dinlenin çıldırıyor. Öyle çıldırma anı yani. Normal bir an değil. Neyse ben sabah kalktım. Instagram'a bilinç akışından o an ne hissettiysem yazdım. Sonra metne baktım. Ya dedim bu yazık yani. Bu öykü olmalı. Bu hali yazık yani. Buna yazık yani. Ve ben galiba yani birkaç ay, 2-3 ay da olabilir, hep o albümü ve çoğunlukla da Yalnızlık şarkısını dinledim. Niye 4.17? Çünkü şarkı 4.17 saniye yani 4 dakika 17 saniye boyutunda. Ve öykünün başlarındaki zamanlar 0.01 işte 1 nokta şu kadar. Hep o bendeki kırılma anlarının saniyesi, dakikası şarkı. Yani aslında öykü sadece 4 dakika 17 saniyelik bir öykü. Ama tabii ki orada da bir uçma var. Yani karakter yukarı çıkıyor daha biraz tepesine, sonra tak diye aşağı iniyor gerçekliğe. Yani bir gerçek üstüne çıkıyorsunuz, kulaklığı takıp müzik dinlersiniz ya. Geldiğiniz eve yorgunsunuz. Bütün bir hayat yaşadınız ve hayat size pozitif ya da negatif pek çok şey yaşattı. Kulaklığı taktınız, rahatlamak, zihninizi boşaltmak istiyorsunuz. Böyle bir şarkı çıkıyor karşınıza. Siz yerden yere vuruyor, siz yukarı fırlıyorsunuz, ta diye aşağı iniyorsunuz. Aşağıda gerçeklik var. Aşağıda o keskin gerçekliğe geri dönüyorsunuz. 4.17 bunun öyküsüdür. Ama tabii oradaki ritim, oradaki şiirsellik, üzüm fırtınasından sonra yazılmış bir öykü 4.17. Üzüm fırtınasının da ötesinde bir şiirsel anlatım var. Yani onu öykü olarak olmasa, bir düz yazı, büyük bir, uzunca bir düz yazı şiir olarak da yazabilir. Evet. Şimdi bireysel öyküler diyelim onları artık. Evet. Topluma bakış açısındaki daha derinleşmiş öyküler de oldukça fazla. Şeye gelmek istiyorum ben. Bu şu anda alayına öyküye. Şimdi burada benim de bugün öğrendiğim bir durumu anlatmanızı isteyeceğim sizden. İmparator Haydut Yusun seslenişi ve 8 harfin sessiz düşüşü. Bu öykünün kocaman bir hikayesi var. Alt metni, üst kurmacası ve tamamen postmodernizmin bütün gereçleri, araçları içinde mevcut. Şimdi bu anlamda bu öyküyü biraz bize bahsedin. Yazılış öyküsünden ziyade bu bilgi birikiminizi, onu da görmek istiyoruz. Ve İmparator Haydut Yusun seslenişi var zaten. Bu da bir zaten şey. Orada da kitabın iki yerinde noktalama işaretleri kullanılmadan çok ciddi anlamda çok yüksek sesle iki bölüm var. İki ayrı öyküde 29. ve 53. sayfada. Şimdi sizin anlatım dilinizin düzlükten çıkıp
böyle bir sesleniş, bir haykırışın olduğu yerler var. Bazen de bu müziğin sesi biraz kısılıyor. Bazen çok yüksek çıkıyor. Şu sesli harf, sessiz harf meselesine gelelim. Şimdi kitabın ilk öyküsü, yani bir akademisyen olsam postmodern edebiyat anlatsam o ilk öyküyü alıp işte postmodern edebiyat budur zaten. Yani buradaki unsurlar kullanılır evet, dedim. Evet. Son öyküde de bunun tekniksel manada da tamamen kurmacı içerisinde kullanılışı var aslında. Alayını öykü benim kendi kaleme attığım goldür. Çünkü yazması gerçekten çok zor bir öykü. Ya yani ben lipogram tekniği üstüne o lipocuları çok sevdiğim için tabii o lipocular çok... Bir lipogram nedir? Onu tabii. Bir öğrenelim. Çok üstüne çalıştım. Yani çalıştım derken araştırdım, baktım. Okumalar yaptım. Tam milattan önce 500'den beri kullanılan bir teknik aslında. Bir harfi eksik bırakarak yazıyorsunuz. İşte en büyüğünü perek kayboluşta veriyor E harfi olmadan. Genelde sesli harfi eksilterek kullanıyorsunuz. Çünkü o dilin yapısını daha değiştiriyorsunuz. Niye bir harf eksik? Çünkü bunu yaptığınızda sentaksı değiştiriyorsunuz yani. Söz dizimi değişiyor. Anlatım mecburen değil, daha da devrik hale geliyor. Şiirsellikten bahsetmiyorum. Daha devrik ve daha farklı bir anlatıma mecburen evriliyor. Bu yüzden bu insanlar milattan önce 500'den beri kullanmışlar. Neden bu kadar az? Çünkü gerçekten yazması çok zor. Ben size 8 sesli harfe yaptım. Ve bir üst kurmaca, yani bir metin var. Metnin altında 8 harfin sessiz düşü var. Ve oradaki sıralama A, E, işte I, I, böyle her bir paragrafta bir ses kullanılmıyor. Her bir paragraf kendi içinde bir aslında küçük öykü, yani bir şey anlatıyor. Öykü olarak da bakabilirsiniz teker teker. Yetmiyor. Kitaptaki diğer öykülerle, yani önce gelen bütün öykülerle, yani metinler sıfırda yetmiyor. Kitabın arka kapağında da var bir paragraf almıştı Bilal Hacer Özmen. Pek çok eserde de metin arası. Böyle bir şey. Yani bunu yazmak gerçekten hani delilikse hakikaten ben deliyim. Yani çok net söyleyebilirim. Bildiğim kadarıyla 8 ayrı sese yapılmış bir metnin içerisinde lipogram dünya edebiyatında ben henüz denk gelmedim. Denk gelen varsa hani birden çok ses olabilir. O hani çok zor değil. 2 ses kullanmamak yapılabilir. 8 ses çok. Şimdi bu burası teknik kısmı. Tamam. Fakat burada başka bir içerik de var. Şimdi bir haydut yusumuz var. Kafasından dumanlar çıkan politikacı miting alanında avazı çıktığı kadar bağırarak konuşuyordu. Şimdi 8 sessiz harf, 8 sesli harfin düşüşü aslında o bağıran insana da bir gönderme. Düşse keşke o seslerinden birileri. Şimdi bir şeyleri. Şey gibi bu dedim ya kitaptaki diğer öykülerle metin arası şeklinde, ama metin arasılık şey değil. Diğer kitaptaki öykünün ismini geçireyim. Okur o öyküye gitsin. Hayır. İçeriği olarak o politikacı yine kırmızı çarpılı evler ve yine yıkılan evleri anlatan bir paragraf. Yani o öykü ben onu alsam. Tabii ben o öyküyü çekip alsam kitabın ikinci bölümündeki alayına oda müziği bölümüne koysam küçük öykü olarak okursunuz siz. Onların her biri küçük öykü yani. Bütün olarak baktığınızda, tek olarak baktığınızda küçük öykü. Ve hepsinin meselesi var. Hiçbiri işte teknik işte, lipogram kullanım, harfi olmasın çok da zevkliymiş. Bu da okuru da böyle yakalarım ben, hoşlarına da gider. Zaten bazı okurların benim kitapla ilgili yani işte pek çok olumlu özelliğini yazarken bir noktada olumsuz yazdıkları şey şu. Biz işte kitabın isminden dolayı işte postmodernist bir kitap bekliyorduk. Evet, yazar pek çok noktasıyla vermiş bunu ama bir de bu çok siyasi şeyler var yani böyle bir işte acılar, toplumsal acılar, tarihsel acılar. Yani bu postmodernizmin bu oyunculuğunu falan işte postmodernizmin bu her şey dalga alışını, mizahını bozmuyor mu? Ya Orhan Pamuk işte burada Yeni Hayat Sahaf var. Yeni Hayat'ın Orhan Pamuk Yeni Hayat kitabı yüzünden o sahafın ismi Yeni Hayat bu arada. Yani postmodern edebiyat deyince Türk edebiyatında ilk aklımıza gelen kim? Orhan Pamuk. Cedet Bey ve Oğulları ilk kitabından ki klasik tarz bir kitaptı. Sesleri de modernisttir, sonra postmoderne kaymıştır Beyaz Kale ile.
Adama bütün kitapları politik alttan alta vermiş. Bazen çok girmiş, kar romanında olduğu gibi bazen az girmiş. Yani yazarın bir meselesi vardır. Yazar bu meseleyi ister postmodern tekniklerle anlatır, ister modern tekniklerle, ister hiçbir teknikle anlatır, dümdüz anlatır yani. Hani. Yazarın bilinci burada söz konusu. Yazarın anlatma biçimi söz konusu. Bir de yaşadığımız günler, yakın tarihimiz, hiçbirisi böyle çok ağladım, çok üzüldüm, bu gözyaşlarına, tırnakların acısına sızayabilmemeye o kadar sığdırılacak yerler değil. İnsan kelime aramakta, içinde anlatmakta o kadar zorlanıyor ve güçlü duyuyor her şeyden önce. Başımızda mikrofonu eline alıp da bir türlü bırakmak istemeyen bir kocaman bir ses var. O sese karşılık vermek, o sesin eleştirisini yapmak kolay bir şey değil. Şimdi bu durumların karşısında edebiyatın, öykünün yahut da yazma biçiminin, biçim ve içeriğin birbirine son derece yakışması da lazım. Denk de gelmesi lazım. Şimdi bunu ben özellikle şey yapıyorum. Çünkü hep öykülerinizde politik yan, güzel bir, olgun bir içerik. Cümlelerin hiçbirisinde düz bir şey yok. Hep bir gizlenen, bir sırlı bir yan var. Şimdi bunu da belirtmek lazım. Yani yazar Turhan Yıldırım bunca yıl bunlara emek verdi ama bize ne söylediğinin yanı sıra bu iki sayfada şu anda hepimizin kargaşası, çalkantısı, bunalımı, günlük hayatın içinde o kadar değişik yerlere gidiyor zikzak şeklinde. Nasıl yönetiliyoruz her şeyden önce? Bu çok iyi geldi bana. Çok gerçekten çok hoş geldi. Burada çok şey var. İmparator Haydut Yusuf seslenişi. Ey halkım, milletim, tebaam, canlarım, ciğerlerim, ciğerparelerim. Pek sevgili, çok sevgili, en sevgili yüce imparatorunuz Haydut Yusuf konuşuyor. Açın o kepçe kulaklarınızı da iyi dinleyin. Sıkmayın sonra benim balcan canımı. Bundan böyle noktaya 90, virgüle de 150 yıl ceza verdim gitti. Noktalı virgül mü? O şerefsizi zaten hiç sevmem. Ne o öyle cümleyi durdurmaya kalkmalar falan. Ona da 250 yıl verdim gitti. Hele o soru işareti yok mu? Denen Nemrut yok mu? Gereksiz yere halkımın kafasında sorular uyandırıp düşündürmeye çalışıyor. Ona da verdim 500 yıl. Geriye ne kaldı? Ha, şimdi harikulade aklıma geldi. O tipsiz ünlem işaretini hepsinden daha da gıcı. Ona direkt verdim müebbet. Gün yüzü görmesin ki pitik tırnakları da bundan böyle çektim gitti. Bir daha yazının içine girmeye kalkarlarsa. Sürüp gidiyor metin ve eleştirisi o kadar hoş. Göndermeleri çok iyi. Alttan alta verdiği şeyler çok iyi. Anlatım biçiminiz bu gerçek üstücülük. Yaslandığınız tüm biçimsel durumlar tekrar okumayı, tekrar okumayı hak ediyor. Çünkü bir şeyi direkt olarak yazmak çok zor. Başınıza her şey gelebilir. Edebiyatın bu sezdirme yanı, bu irenik yanıyla çok güzel kaynaşması olan bir kaleminiz var. Kutluyorum. Şimdi artık süremiz ne kaldı, ne oldu, ne bitti bilmiyorum. Son neler söylemek istersiniz? Küçülek öykülerinizden hiç bahsetme fırsatımız olmadı. Ondan buradan bahsedeyim. Ne, o okuduğunuz işte bilinç akışı bölüm ki siz harikulade okuyorsunuz. Çok daha yavaş. Ki ona rağmen sizi bir hızlandırdı. Çünkü bilinç akışının öyle okunması gerektiğini inanıyorum ben. Yani sadece yazma değil okuma halinde tek nefeste. Eğer o tek nefesi bozan bir nokta varsa ben onu yazarken değiştiririm. O tek nefeste okunmalı. Çünkü beynimizden, bilinç akışı, beynimizin akışı. Beynimizdeki akış çok hızlı. Tek seste, tek nefeste öyle gitmeli. Ama oradaki karakterin farkında mısınız? Haklarım, halkıma, canlarım benim, ciğerparelerim derken kendisine övgüsü. Narsistik yani. Kişilik bozukluğu. Bu dünya tarihindeki bütün diktatörlerde olan
Ortak özellik. Yüz, zaten bütün bu dünya tarihinin diktatörlerini ete kemiğe büründürdüğüm bir karakterdir. İmparator Tiberius Kara Gergedan'da da vardı. Burada da var. Roma'nın gerilimsiz hakkımlar ülkesi yazım aşamasında onda da var. O İmparator Tiberius'la benim meselem bitmeyecek. Mesela bir şey ifade edeyim. İki tane şeyden bahsedeyim. Balcan canım diyor. Balcan ne demek? Balcan, patlıcan demek. Bu Doğu yöresi Urfa'da işte Biricik Biricik kebabında, patlıcan kebabında balcan kebabıdır o patlıcan. Ben işte bu farklı kelimeleri, bambaşka çağrışım yapan kelimeleri o zihnin direkt yerleştiriyor. Ben onda farklılık olsun yön koymuyorum. İkinci konu diyor ya tırnakları çektim, onlara da tip tip tırnakları çektim. Tırnak çekmek. Yani tırnak çekmeyi orada işte şey olarak görebilirsiniz. Yani işte oradaki deli adam tırnak işaretini yasaklıyor gibi de görebilirsiniz. Gerçekten bir diğer öykülerde anlattım. Gerçekten tırnağı çekme. O acıyı, o dayanılmaz acıyı hissetme olarak da algılayabilirsiniz. O ikili anlatım, dual anlatım. Benim zihnimin de çalışma prensibi. Yani bir anda uçuyor kaçıyor tam bir deli manyak birisi varmış gibi. Ya bu yazar da ne kadar acayip şeyler anlatıyor derken bir yandan da hakikaten gerçekliğin, saf gerçekliğin, saf negatif ya da pozitifi içine okuru sokma hali. Bu dediğim gibi böyle çok tabii ki kullandığım teknikler bilinçli. Ama bu yaptığım şey bilinçle bunu böyle yapayım olmuyor. Bu işte yazarlık yeteneği dersek bu yazarlık yeteneğinin nedeni yani kapsamı budur aslında. Yani demin neden Orhan Pamuk'tan bahsettim? Bugün Necip Tosun bir tweetinde şunu bahsetmiş, çok değer verdiğim bir edebiyatçımızdır. Orhan Pamuk'un kurgu dışı yazdığı yazılara hayranım. Bir yazarı incelediğimde onu çok iyi yerlerden bulup çok güzel inceliyor. Keşke daha çok yazsa demiş. Neden? Bunun da nedeni olan Orhan Pamuk'un buna çok çalıştığı, yani bu yazarlara anlattığı, bahsettiği yazarlara çok çalıştığına dair bir şey ifade etmiş. Ben de çok çalıştım. Çok okumadım. Postmodernizm mi? Dibini okudum ya. Yani. Hani okumadım Elimde postmodernizme ait kütüphane var. Yani bölüm var kitaplığımda. Postmodernizm. 1900 Fransız yeni 50 kuşağı, Fransız yeni romancılar ve Olipocular için Türkçe çevrilmiş bütün kitaplar var. Yetmedi. Raymond Queneau'nun sadece Fransız, yani başka dillerden ama Türkçe çevirisi yok. Fransızcası orijinal dilde ki benim Fransızcam yok. Özel bir şiir kitabı var. Saint Milliard Poems diye 100 bin milyar şiir oluyor galiba. Çok acayip bir kitap bu. Çok inanılmaz, çok ilginç bir şey. Yani 100 milyar yılda ancak okunabiliyor bütün şiirdeki kitaptaki kombinasyonlar. Küçük ben yani şu kadar kitap yani. 30 sayfalık, 40 sayfalık neyse. Öyle bir kitap da var kütüphanemde Fransızca olmamasına rağmen. Yani ben bunlara gerçekten kurgu dışı inceleme kitapları, araştırma kitapları da çok, edebiyatla ilgili, dille ilgili kitapları da çok okuyorum. Bu benim hayatım. Yani ben yazmayı sadece yazarlık olarak görmüyorum. Şöyle bir sonuç çıkarabilir miyiz? Yani biz bu işe gönül veriyoruz. Hadi çok içimden geldi, deneysel bir şey çıkarayım. Ben şunu biliyorum, yazdım. Yani el yordamıyla... böyle ufak ufak başlayarak okumadan olamayacağını, belli bir birikim için gerçekten zaman, emek sarf edileceğini, şu bir sayfanın özünü, soykütüğünü, bütün çalışmasını mutlaka arka planının son derece zenginleştirilmesi gerektiğini söyleyebileceğiz o zaman. Tabii ki. Okumadan yazar olunmaz diye YouTube'da kanalında da var. Evet. Bir tane video. Evet. İşte benim bir YouTube kanalım var, 300'ün üzerinde edebiyata dair bir video oldu. Yine Turhan Yıldırım yani, bilmeyenler için. Bilen arkadaşlar var zaten burada. Şimdi işin temeli, en temeli, en ilk tuğla yani okumak. Yani işte ben Orhan Pamuk'u okumadan, işte şurada Kazancak hissi var, işte Alberto Mango'yu gösterdim. Bunları okumadan nasıl olacak ki? Yani bunu yapan arkadaşlarımızı görüyoruz. Hem genç kuşaklar da, ben diyor işte yaşadım, gördüm ve yazıyorum. Olabilir, yazarsın. Dedim, yazanla yazar arasındaki farktan bahsedeyim. Evet, evet. Bir kitabınız olabilir. Hı-hı. Olur yani, yayınlatabilirsiniz, yayınlanır. Hı-hı. Değer de görülebilir. Yani iyi de olabilir bu arada. Bir tane kitabınız olur, iki kitabınız olur. 15 kitabınız olacak mı? 10 kitabınız olacak mı? Nerede bu? Devam edecek mi? Ve
veya kitap da önemli değil. Yani siz üretebilecek misiniz devamlı bir şekilde? Bu işte yazanla yazar arasındaki fark. Burada da tabii ki o yazarlık zekası, yazarlık parıltısı olacak o cepte. Meselemiz olacak cepte. Ama okumak. Ve okumak da hakikaten kaliteli nitelikli okur olmak. Yani her şeyi okuyor. Yok. Yani sistemli bir okuma. Metotlu bir okuma olacak ve sürekli olacak, aralıksız olacak. Mesela şunu yapan yazar arkadaşlar var, tabii çok büyük saygım var. Çok büyük yazarlar da yapıyor. Yani yazma aşamasında okumayı bırakıyorlar. Ya ben yazma aşamasında okumayı bıraksam ayva yerim yani. Ben sürekli yazıyorum çünkü. Ne yapacağım? O yüzden ben sürekli okuyorum. Yani o ikisi birlikte gidiyor. Ha şu yazardan da etkilenir miyim? Hakikaten umurumda değil. Zaten hepsiyle etkilendim. Hepsi zaten metinlerin içinde, o yüzden metin arasında var. O yüzden ben o okumanın, seyretmenin, film, tiyatro, oyun, tablolar, sanatın bütün alanlarına hemhal olmanın çok çok önemli olduğunu yazılım aşamasında ve çalışma. Yani ben hafta içi bambaşka bir meslekteyim, paramı maaşımı bambaşka bir sektörden kazanıyorum ama hafta sonum sadece bu benim. Ki hafta içime de tabii sarkıyor mu? Hafta sonu tamamen bu benim. Yani ben sürekli bunun içindeyim. Bazen işte YouTube, bazen söyleşi, bazen işte imza günü, bazen yazar arkadaşlarından gelen işte dosyanın okunması, öneriler vesaire derken ya da kendi metinlerimi yazmak veya bir dergi inceleme yazmak tamamen bu. Bütün yaşamım bununla. Tabii ki Allah sağlık versin ama bundan geri durulacak da bunun bu saatten sonra durum yok. Yani şu an üstte çalıştığım 4 dosya var. Hiçbiri yayınlanmasa bile. Ola ki hiçbiri yayınlanmadı. Fark etmez. Onunda değil yani. Ben üretmeye, yazmaya, ömrüm yettikçe, sağlığım yettikçe devam edeceğim. Zaten bu zehri aldıktan sonra bir daha geri duramıyorsunuz. Sonradan kaçış yok. Burada çeşitli yazar arkadaşlarımız var. Hepsi aynı şeyi düşünüyordur diye düşünüyorum. Bu zehri aldıktan sonra bundan kaçış yok. Beyniniz bir inceme yazarken bile kurarak yazıyor. Ki Fatma'nın da çok iyi biliyor. O da öyle zaten. Başlayacağım. Eminim ki bu söyleşi içinde çok ciddi çalıştı, sorular çıkardı, uğraştı. Çünkü bunu getiriyor. Yani şöyle olmuyor. Ben güzel kitabı okudum. Zaten ben yazarım, bu işte bilen birisiyim. Gelirim söyleşide işte yazara sorular sorarım. Öyle olmuyor işte. Siz günlerce kuruyorsunuz aslında. Sanki öykü yazıyormuşsunuz, roman yazıyormuşsunuz gibi. Bundan hiçbirimiz için kaçış yok. O amatör ruh hiç bitmesin. Bitmedi değil mi? Heves, o değil arzu mi? Hiç bitmesin. Kitaplarla ilişkimiz ve sizin gibi donanımlı bir yazarla baş başa olmak. Bir de tabii ki en büyük takdire şayan yönünüz, çok genç birisi olmanıza rağmen bu toplumsal olaylara karşı duyarlılığınız, bunları hafızanızda biriktirmeniz, nasıl aktarabilirim derdine düşmeniz. Çok az insan bugün günümüzde bunlara kafa yoruyor. O kadar çok farklı işlerle meşgul oluyor insanlar. Okumuyorlar, zaten araştırmıyorlar, öyle bir şey söz konusu bile değil. Biz bugün gerçekten bir yıldız bulduk. Gökte bir yıldız bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Sohbetimiz güzel geçti. Çok şey öğrendik. Yazanlar adına, okuyanlar adına bir şeye hevesiniz, merakınız varsa sonuna kadar gitmenin ne demek olduğunu, bilgi biriktirmenin ne demek olduğunu, kitapların neye yaradığını aslında görmüş olduk. Dolayısıyla çok tartışılan bir şey bugün. Postmodernizm tanımdan ileri geçmeyen ve çoğumuzun çok da haberdar olmadığı bir konuydu. Bu konuyla da aydınlanmış olduk. Çünkü hikaye yazmayı artık belli bir forma neredeyse indirgendi insanlar. Çok şeyle, klişe sözlerle geliyor, okuyor, diyor ki ben bunun içine giremedim. Hikayede ne anlattı anlayamadım. Ne söyledi benimle ilgili olan bir şey değildi. Bir şeyi okuyup anlamanın ne demek olduğunu aslında sizden de görmüş olduk. Eğer siz az okuduysanız, az donanıma sahip olduysanız anlama güçlüğü çekmeniz bir yerde doğal bir sonuç. İyi bakmak lazım. Edebiyatın her alanında olduğu gibi, her akımında olduğu gibi onları iyi incelemek gerekiyor. Modern soslu, postmodern makarna.
bize modernizm ve postmodernlik anlamında çok şey söylüyor. Ve asla sıradan bir şeylerden bahsetmiyor. Tekrar tekrar bakmak gerekiyor. Ve kitapta olan kitaplar, yazarlar bir listesi yapmalı. Ben kendimce öyle bir şey çıkardım sonuç olarak. Kütüphanemde eksiklerimi tamamlamayı düşünüyorum. Bana da böyle bir güzellik yaptı aynı zamanda. Değerli vaktinizi daha fazla almayalım. Çok çok teşekkür ederim. Size teşekkür ederim. Soru sormak isteyen arkadaşlarımız varsa eğer soru alabiliriz. Yoksa hani tabii dediğiniz gibi benim konuşmam bitmez. Bilenler biliyor. 4,5 saat tutup canlı yayın yapmış insanım. Yani benim edebiyat sohbetim bitmez. Yani da sana sohbetim bitmez. Orayı hani o yüzden ama bugün pazar gününde güzel bir İzmir dışarıda gününde buraya gelmiş olmanız, buraya dokunmuş olmanız beni çok hakikaten mutlu etti. Ve zaten hani tabii kitaptaki öykülerden bahsettik ama olay birazcık da aslında edebiyatın işte bu farklı akımlarını ve farklı yapılarını konuşmak. Yani evet tamam hani işte evet bir kitapta çeşitli öyküler var. Evet modern sosyal postmodern makarna diye bir kitap var. Güzel. Ama olay o değil zaten. Olay olmadığı için kitapların da o soruları sağ olsun çok güzel sordu. Ben de yanıtlamaya çalıştım. Umarım hepiniz için güzel geçmiştir. Diyelim son olarak. Sıkılmadığınızı ümit ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben size alıştım. Sağ olun. Teşekkürler. Devam etmenizi istiyor herhalde.